Evet, öncelikle dışarıda bizi dinleyen dostlarımız, hem bu bahçede hem diğer bahçedeki dostlarımız, yaklaşık 1'de başlayacak seçimimizde saat 15.15 oldu. 2 saat 15 dakikadır konuşamadık. Bir 10 dakika Sayın Divan Kurulu Başkanım bizlere verdi. Bizi lütfen dinlemenizi istiyorum. Bir 10 dakika kendimi ve arkadaşlarımın düşüncelerini, görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir 10 dakikanızı bana ayırırsanız çok sevinirim. Şimdi Sayın Belediye Başkanım, Bandırma'mızın uç beyleri olarak gördüğüm hepsi birbirinden değerli muhtar temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, değerli protokol üyelerimiz, çok değerli basın emekçisi dostlarımız, Bandırma Kent Konseyi'nin her biri kendi alanında uzman, yetkin olan kıymetli delegasyonları, Bandırma hepimizin felsefesiyle yola çıkan yol arkadaşlarım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmama adaylık sürecine başladığımız gün söylediğim bir sözle başlamak istiyorum. Binlerce yıldır dayanışmanın, kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir Bandırma. Bunu şunun için tekrar ediyorum. Biz bu geleneğe uygun bir seçim kampanyası sürdürdük. Ekibimizle birlikte çok önceden projelerimizle ve olağan genel kurul sürecinin başlamasına birkaç gün kala olağanüstü genel kurulun toplanması üzerine sadece 5 günde ve SMS'le bilgilendirilerek bu seçime katılıyoruz. Bunu bu salondaki tüm dostlarımın bilmesini istiyorum. Çok kıymetli dostlarımız, basın toplantımızda dile getirdiğim bir hususu bir kez daha buradan söylemek isterim. Halen şube başkanlığı yaptığım Atatürkçü Düşünce Derneği bu ülkede birçok saygın kişi yetiştirmiştir. Bandırma özelinde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve birçok kişi yine buradan çıkmıştır. Pek doğaldır ki kent konseyi başkanı da bu kurumdan çıkabilir. Bizler aktif siyasetin içinde olmayan, hiçbir siyasi partinin yönetim kurul ve organlarında yer almayan dostlarımızla yola çıkıyoruz. Siyaset karışmasın deyip siyasetin tamamen içinde yer alan bir kadromuz yok. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Başta ne dediysek şu anda aynı noktadayız. Yakamda bir tek rozet var. Bugüne dair taktığım tek rozet var. O da ay yıldız. ADD Şube Başkanlığı ünvanımı da seçimde başarılı olur isek derneğimizin olağan genel kurul sürecinde başka bir yol arkadaşımıza devredeceğimi bir kez daha açıklamak istiyorum. Hamaset üretme amacından uzak, her düşünceye, görüşe saygılı, ortak noktası Atatürk ve Cumhuriyet kazanımları olan, emeğin yanında ve demokrasiye sonuna kadar inanan, yaşadığımız şehrin hepimizin olduğuna inanarak yola çıkan ben ve dostlarım sizin için ve Bandırma'mız için iyi olan, güzel olan her şeyi sonuna kadar savunacağız. Söylemlerimiz neyse eylemlerimiz de o olacaktır. Kent konseyinin yönetmeliğini hepimiz biliyoruz. Basın açıklamamızda birçok noktaya değindim. 10 dakika olduğu için konuşmamı ona göre düzenliyorum. Kadınlarla ilgili kısım aynı basın toplantısında dile getirdiğim şeklinde olacaktır. Bunun için 2 kadın arkadaşımı seçtik. Bunları yanıma çağırmak istiyorum. İpek Çetin Kuş, Bandırma Emekçi Kadın Platformu temsilcisi ve Gözde Engür arkadaşımız, Ticaret Odası Kadın Girişimciler temsilcisi olarak. Değerli delegasyon, bizim süslü projelerimiz yok. Bu iddiada bulunanlar sanırım çok fazla sosyal medya fenomenlerinin videolarını izliyorlar olacak ki bundan bunu söylüyorlar. Nedeni çok açık. Bandırma'da 99 yıl sonra Ayyıldız Tepe'de şehitlerimizin mezarlarını bulan
ve bu konunun ulusal basından taşınmasına büyük katkı sunan tarihçimiz Ümit Doğan da bizim listemizde. Çünkü Bandırma hepimizin, tarihi olayların ve tarihe mahmal olmuş kişilerin, simge kişilerin Bandırma sokaklarında yaşamasına vesile olacak projeleri birlikte gerçekleştireceğiz. Projelerimizin baş aktörlerini birazdan yine tanıtacağız. Burada birçok projemiz var ama bu zamanı ben evde çalıştım Sayın Başkanım. 18 dakika sürdü ama siz 10 dakika dediğiniz için ilerleyen süreçte tek tek paylaşacağım. Birçok projemizin olduğunu tüm genel kurul delegasyonuna iletmek isterim. Evet, Bandırma'mızın havası, suyu, denizi, toprağı kırmızı çizgimizdir dedik. Tema temsilcimiz Burak Uğur'u yürütme kuruluna aldık. Bandırma'da çevremize, doğaya ve yeşile sahip çıkan bir anlayışla halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı kamuoyunu şeffaf bir biçimde bilgilendireceğiz. Bilimin ışığında projeler üreteceğiz. Kuru hamaset söylemi yapmayacağız. Düzenli olarak hava, içme suyu ve deniz suyu analizlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu projeleri yine bilimin ışığında gerçekleşeceğiz. Bugün burada bir seçim olacak ve bu seçimde yeni bir yönetim ortaya çıkacak. Demokrasiye oynayan bizler sonuca saygı duyacağız. Ve aday olan diğer arkadaşlarımıza da gelin yine beraber hep birlikte kent konseyini yürütelim, yönetelim diyeceğiz. Hiçbir zaman ayrıştıran olmadık. Biz her zaman birlikten yana tavır aldık ve alacağız. Onlar bize emir eli, uzaktan kumanda, hatta kukla desinler. Hepsini desinler. Şunu bilmenizi isterim sayın delegasyon. Aradaki zihniyet farkını anlamanızı istiyorum. Bizim durduğumuz yer dün neyse bugün de odur. Gelin hep birlikte her görüş ve düşüncelere açık bir kent konseyi yaratalım. Seçimin kazananı Bandırma olsun. Çünkü Bandırma hepimizin. Bandırma bir üniversite şehri. Şehrimizin üniversiteyle birleşmesi ve bu doğrultuda projeler üretmek istiyoruz. Onun için de Üniversite Teknoloji Transfer Genel Müdürü Doktor Cemal Dağ'ı yürütmenizi aldık. Ve Bandırma Eveyi şehri, demokrasinin şehri Levent Balkış arkadaşımızı unutmadan olmaz. Tarımla alakalı çok ciddi projelerimiz var. Yapay zekaya uygun tarımsal teknolojiler konusunda kırsal mahallelerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Cevizin, tahılın, ayçiçeğinin birçok ürünün ovalarımızda yetiştiği, Bandırma'mızda çiftçinin lehine olan her projede elimizden geleni yapmak, Ziraat Odası, Trakya Birlik, esnaf odalarımız ve tüm meslek odalarımızla birlikte her türlü projede birlikte yer almak, çalışmak istiyoruz. İşçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, ev hanımı, esnafı, şehit yakınları, gazilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, özel gereksinimi olan bireylerimiz ve şehrin tüm dinamikleri, tüm sivil toplum kuruluşları, emeğin demokrasinin mücadelesini veren sendikaları, belediyemiz, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde olan Bandırma hepimizin felsefesiyle tüm dinamikleri bir arada bir yönetim anlayışı inşa etmek için çalışıyoruz. Dezavantajlı bireylere yönelik zaten yürütme kurulumuzda var olan arkadaşlarımız ile birlikte onların istek ve taleplerinin takipçisi olacağız. Diyorlar ki kent konseyi belediyenin arka bahçesi olmasın. Doğru söylüyorsunuz. Kent konseyi belediyenin arka bahçesi değildir ama belediyenin ve Bandırma'nın peyzajıdır. Bunu da unutmayın. Evet, çalışmalarımızın tamamı gönüllülük esaslı olacak. Kişi ya da kurumlara rant sağlayıcı faaliyetler yapmayacağız. Yaptığımız her faaliyeti tutanak altına alıp arşivleyeceğiz. Yardım kampanyalarını belli kişiler üzerinden şahsi yönlendirmelerle değil, sosyal durum analizleri yapılarak objektif birimde olacak, veren el alan eli görmeyecek. Özellikle sokak hayvanları konusunda da çalışmalarımız var. Şunu da söylemek istiyorum.
Bandırmamızın bir diğer özelliği birincilikte mücadele eden köklü kulübümüz Bandırma Sporumuz. Ve bu kulüpte şu anda görev almaktan çok mutluyum. Bununla birlikte farklı branşlarda pek çok da amatör spor kulübümüz var. Gençlerimizi spora teşvik etmek ve kulüplerin gelişmesini sağlamak için üzerimize düşeni ekibimizle birlikte zevkle yerine getireceğiz. Güzel şehrimizin güzel insanları. Her biri bir kurum veya kuruluşun temsilcisi olan siz değerli delegasyonumuz. Biz tüm bu anlattıklarımızı aslında iki kelimeye sığdırdık ve dedik ki Bandırma hepimizin. Sokaklarında anılarımızın yaşadığı, kuş cennetiyle, son kurşun anıtıyla, Haydar Çavuş Camii ile, eski iskele binası, Çınarlı, Edincik, Aksakal ve tüm mahalleleriyle bu şehir hepimizin. Bu bir seçim ve bu seçimden sonra yine düğünlerimizde, cenazelerimizde bir arada olacağız. Sevincimizi ve üzüntümüzü yine birlikte yaşayacağız. Bu süreçte bana ve ekip arkadaşlarıma çok haksızlıklar yapıldı. Biz yaptıklarımızla buradayız ve yaptıklarımızla Bandırmamıza sonuç ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok şükür seçimden sonra da herkese bakacak yüzümüz olacak. Her zaman kendi alanlarımızda söyleme eyleme geçirdik ve böyle olmaya devam edeceğiz. Takdir siz değerli delegasyonun. Bu güzel şehirde yaşamaktan gurur duyuyorum. Ve ömrümü bu şehire hizmet ederek tamamlamak en büyük isteğim. Bandırma hepimizin.